Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Afrika Festivali'nde 200 silahlı Afrikalı bu aktiviteyi protestoya çeviriyor ve 26 kişi yaralanıyor. Peki durum neden böyle? Almanya'daki göçmen sorunu ne olacak? Almanya'da yaşayan göçmen nüfusu en çok hangi milletlerden oluşuyor? Yeni göç eden bizler hangi göçmen sınıfına giriyoruz? Biz de aynı muameleyi mi göreceğiz yoksa farklı bir muamele görecek miyiz? Görmemiz gerekiyor mu? Göçmenler sınıflara ayrılabilir mi? Ayrılmalı mı? Önümüzdeki yıllarda Almanya'nın bu göçmen sorunu ne olacak? Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin göçmen sorunu ne olacak? Gelin biraz bu konular üzerine sohbet edelim. 9'dan sonra formatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Mümkün oldukça genellikle her gün, bazen her gün olmasa da haftanın birçok günü 9'dan sonra artık sizinle sohbet ediyoruz. Hem böyle haberleri konuşuyoruz bildiğiniz gibi, hem de en güncel, özellikle Almanya'ya göç konusundaki en güncel gelişmeleri burada sizinle konuşuyor oluyoruz. Bazen Almanca alakalı, Almanca ile alakalı, hafıza teknikleri ile alakalı şeyler konuşacağız. Bazen sadece sohbet edeceğiz, bazen de haberleri yorumlayacağız. Şimdi göçmen sorunu Almanya'da biliyorsunuz oldukça ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Eski Almanya parantez içerisinde, yani bundan 5-6 sene önceki Almanya bile aslında bu kadar ciddi bir göçmen sorunu yaşayan bir Almanya değildi. Şimdi özellikle bazı şehirlerde Duisburg, Essen gibi çok ciddi göçmen sorunları yaşanıyor. Almanya'nın her yerinde böyle şeyler yaşanıyor. Nedir bu göçmen sorunu ve bu konuya nereden geldik? Almanya'ya düzenli olarak gidip gelen insanlar olarak, yani hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşayan ve sürekli gidip gelen insanlar olarak bu değişimi zaten hem biz hem de bizim gibi birçok kişi görebiliyor. Yani Almanya'da artık Alman görmek bazı noktalarda, lokasyonlarda zor olmaya başladı. Çok fazla göçmen nüfus var. Göçmen nüfusu olması kötü bir şey mi? Hayır. Almanya'nın göçmene ihtiyacı var. Ancak bu yeni nesil göç her zaman çok iyi entegre olmuş olamayabiliyor. Eski göç bile, eski nesil göç bile biliyorsunuz her zaman çok iyi entegre olamayabiliyor. Ama yeni nesilde de aynı şeyler var. Yeni nesil dediğimizde yeni göç eden nitelikli göçmenler ya da işte niteliksiz göçmenler diye ayırmıyorum. Herkes ve her ülkeden. Sadece aslında Türkiye'yi de konuşmuyoruz. Bu konuya nereden geldik? Stuttgart'taki festivalde yaşanan olaylardan. 200 tane silahlı arkadaşlar, Afrikalı. Bu etkinliği, bu aktiviteyi protesto ediyorlar. Olaylar işte tartışmaya, kavgaya dönüşüyor. 26 tane polis ve başka siviller yaralanıyor. Bunun gibi olaylar aslında çok fazla oluyor Almanya'da. Özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde. Peki durum neden böyle? Almanya sizce göçmen politikasını doğru mu uygulamıyor yoksa yanlış kişileri mi alıyor? Bunu biliyorsunuz, Türkiye'den vize reddi alan birçok kişi bu konuda zaten sitem ediyor. Almanya'ya geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki siz bu kadar çok zor vize aldınız. Bu kadar zorlandığınız bir Schengen vizesini bile alırken Almanya'ya yerleşmiş ve Almanya'nın bütün haklarından faydalanan belki sizin yanınıza yaklaşamayacak insanlar var. Hem de binlerce Almanya'da. Peki durum neden böyle? Almanya aslında nitelikli, entegre olabilen insanları almak zorunda değil mi? Neden böyle yapıyor? Bu aslında kocaman bir soru işareti. Acaba var mı bir bildikleri? Onu da bilemiyoruz. Umuyoruz ki bir bildikleri vardır. Ancak şuna baktığımızda şunu görüyoruz. Şu tabloya baktığımızda şunu görüyoruz. Göçmenlik geçmişine göre Almanya'da nüfus dağılımı var. 2021 yılındaki veriler bunlar arkadaşlar. Göçmenlik geçmişi olmayanlar daha önce %72.5. Birinci kuşak göçmenler, yani ilk gidenler genellikle Türkiye'den gitmişti biliyorsunuz. %17.3'ünü oluşturuyor mevcut göçmenlerin. Birinci kuşak göçmenlerin çocukları %5.7. Yani bizim kuzenler oluyor onlar. Birinci kuşak göçmenlerin çocukları biliyorsunuz. Tabii ki sadece Türklerden bahsetmiyoruz burada. Genel göçmenlerden bahsediyoruz. Bu 5.7'nin içinde bizim kuzenler de var. Bir ebeveyni birinci kuşak göçmeni olanlar da %4.5'müş. Böyle de bir veri var. Yani görüyoruz ki şu anda Almanya'nın nüfusunu, göçmen nüfusunu genellikle yeni nesil göçmenler oluşturuyor. Aslında bu sorun yeni nesil göçle birlikte olmaya başladı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü Almanya'nın göç etmesine izin verdiği kişiler her zaman Almanya'nın işte seçtiği kişiler değil. İlticalar var. Bunun içerisinde insan hakları sebebiyle alınmış kişiler var. Özellikle Doğu bölgelerinden, yani dünyanın doğusundan göç etmiş çok fazla insan var. Dünyanın doğusundan derken Almanya'ya göre doğusundan bahsediyoruz. Burada yine doğu kavramı yanlış anlaşılmasın. Çünkü genellikle göç doğudan batıya doğru gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Almanya'daki en fazla yabancı nüfus Türklere ait.
2022'deki veriler statisteye göre, e-statistedeki bilgilere göre 1 milyon 487 bin, 1,5 milyon civarında. İşte sonra Ukrayna geliyor. Sonra Suriye, Afganistan, Irak ve Hindistan geliyor. Yeni adı Baharat. Hindistan bu arada adını değiştirmiş. Baharat olarak. Unutmayız herhalde Baharat ismini diye düşünüyorum. Hindistan'da 210 bin civarında Hindistan'dan bir göç almış. Yaşayan nüfus Almanya'daki. Ama şöyle de bir veri var. 2012'den 2022'ye kadar 200 bin kişi mavi kart alıyor. Aslında düşük bir sayı bakarsanız onca 10 yıl için. Mavi kart sahiplerinin çoğu Hindistan'dan geliyor. Hindistan'dan gelen göç mesela oldukça nitelikli ve donanımlı göç. Büyük ihtimalle büyük bir kısmı da yazılımcıdır diye düşünüyorum. Doktorlar var, yazılımcılar var. Yani Hindistan'dan gelen göç sanki kontrollü ve düzgün olmuş gibi. Türkiye'den yapılan göçte de ben çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'den giden insanların bizim Almanya'da göç problemi var, göçmen problemi var dediğimizde o insanları çok fazla gözümüzün önüne getirerek düşünmüyoruz aslında. Başka ırklardan, başka milletlerden insanlar sanki daha büyük sıkıntılar yaratıyor gibi duruyor maalesef. Burada bir ırkçılık ya da ayrımcılık söz konusu değil ama her milletten problem yaratan insan var, her milletten problem yaratmayan insan var. Ama çoğunluk mesela Hintlilerden ya da Türklerden oluşmuyor. Bunu biliyoruz ve görüyoruz. Ben bunu mesela ne zaman, nerede görüyorum ve tecrübe ediyorum aslında? Yılbaşlarında bir havai fişek problemi var Almanya'da. Özellikle pandemiden sonra uzun bir süre havai fişeğe izin verilmemişti. Ondan sonra izin verildiğinde bildiğiniz Düsseldorf bölgesi bildiğiniz savaş alanına döndü. Havai fişek atması yasak olan yerlerde polisin gözünün önünde bombalardan kaçarak, iltica ederek Almanya'ya yerleşmiş insanlar füzeler, bombalar, korkunç şeyler attılar. Arabaları yağmaladılar. İnsanlar kör oldu, arabaları parçalandı ve biz bunların içindeydik. Birebir yaşadık. Zor kurtardık kendimizi yılbaşı kutlamasında o ortamdan. Eve zor gittik. Evin önüne geldiğimizde sokaktan zor geçtik. Çünkü herkes birbirinin üzerine, yani biz arabanın üzerine bile havai fişekler, bombalar attılar. Bir anda böyle bu mu Almanya diyorsunuz, inanamıyorsunuz ki havai fişeklerin doğaya ve canlılara verdiği zarar zaten tartışılmaz. Havai fişek zaten oldukça saçma bir şey. Hemen yasaklanmalı bir taraftan. Durum böyleyken gördüğünüz tabloda o gün mesela bir Türk görmedim ben. Türkler kapıların önünde eski bir gelenek olarak havai fişek atmışlar. Tamam, o da iyi değil ama arabalarımızın üzerine ya da böyle işte bomba şeklinde çok fazla görmedim. İlla ki vardır ama görmedim. Yeni nesil göçte Türkiye'den, Hindistan'dan ve işte bazı ülkelerden giden insanların çok büyük sıkıntı çıkarmadığını görüyoruz ama diğer ülkelerden gelen insanların, hepsi için değil, genelleme kesinlikle yapmıyoruz, Almanya'da bir göç sorunu oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden Almanya'nın buna el atması ve bu göçmen sorununu, Almanya'da yaşarken Almanya'daki düzeni bozacak kişileri çok fazla Almanya'ya alma meyilli olmaması lazım diye düşünüyoruz. Çok konuştum, lafı çok uzattım ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Almanya önümüzdeki yıllarda ne olacak? Çok mu kötüye gidiyor? Almanya'ya göç etmek istiyorum. Almanya'da aynı çok kötü olursa. Ne olursa olsun Almanya'daki göçmen nüfusu sayı olarak kontrol altında. Kimin nerede yaşadığı belli. Hangi ülkeden kaç kişi geldiği belli. Bu insanlara bir şekilde yardım yapılıyor vesaire vesaire. İlla ki eski Almanya gibi olmayabilir. Bize büyüklerimizin anlattığı. Ama yeni Almanya'da da bir şekilde kontrol altında tutulduğunu düşünüyorum. Bir şekilde tutulmak zorunda olacak ya da bir noktada çok keskin kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Ancak bütün bunlar olurken, yani 10 yıl sonra aynı göçmen sorunu, şu anda kontrolsüz olarak Türkiye'ye giren göçmenler var biliyorsunuz. Türkiye'de ne olacak? 10 yıl sonra Türkiye'deki göçmenler hangi noktada olacak? Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Umuyorum ki herkes kendi ülkesinde ya da göç ettiği ülkede barış içerisinde yaşar. Aslında keşke, ütopik bir hayal de olsa, kimse böyle bir yerlere göç etmek zorunda kalmasa, gezip dolaşıp herkes kendi ülkesinde yaşasa. Umarım bir gün o da olur ama göç eden insanların da gittikleri yerlerde problem çıkartmamalarını umuyoruz arkadaşlar. Peki biz ev kiralarken bazen sokakta, bazen ismimizden dolayı, herhangi bir sebepten dolayı ırkçılığa uğramış olabiliriz. Farkında olmadan ya da farkında olarak. Biz de göçmeniz, Almanya'da bir göçmeniz. Peki sizce biz o havai fişekleri insanların üzerine atanlarla, silahlarla etrafa ateş açan göçmenlerle aynı mıyız? Kesinlikle değiliz. Sizi o göçmenlerle aynı kefeye koymak isteyen Almanlar ya da başka milletten insanlar olursa, bunu Almanlar yapabilir belki, hani herkes göçmen, Ausländer deyip sizi de aynı kefeye koyabilir. Şunu unutmayın arkadaşlar, özellikle yeni nesil göç için söylüyorum bunu. Birçok Alman Almanya'da doğma şansını elde etmemiş olsaydı şayet, sizin gibi Almanya'ya nitelikli olarak göç etme fırsatını yakalayamazdı. Belki de bunları beceremezdi. Çünkü çok
yüzler çok aynı mantıktalar ama biz iyi eğitimler aldık. Bir sürü sınavdan geçtik. Psikolojik olarak sınavlardan geçiyoruz, beklemelerden geçiyoruz, Almanca öğreniyoruz, İngilizce öğreniyoruz, lisanslar, yüksek lisanslar okuyoruz. Fedakarlıklar yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz, gidip başka bir ülkede tutunuyoruz ve başarılı oluyoruz. Bunu bir Alman yapamayabilirdi. Birçok Alman yapamayabilirdi bence. Yapacak olanlar illaki vardır. O yüzden kendinizi her zaman özel olarak görün. Ülkeler size bir göçmen unvanı yüklemiş olabilir. Ülkeler size ya da oradaki işte kasadaki bir Alman, bankadaki bir Alman, bir Alman ev sahibi size kendince ırkçılık yapmış olabilir. Ama siz kesinlikle bunları bir moralinizi düşürecek bir şey olarak görmeyin. Farklı olduğunuzu bilin. Kendi hikayenizle barışık olun. Kendi geçmişinizle, kendi kültürünüzle ve eğitiminizle barışık olun. Ve kendinizi bence bambaşka bir yere konumlandırın. Siz kendinizi başka yere konumlandırdığınızda Almanya'daki göçmen sorununun bir tık dışında kalacaksınızdır. Çünkü ister istemez karşı tarafta sizi sizin konumlandırdığınız yere göre konumlandırmak zorunda kalacak. Umarım ne dediğim anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Almanya'daki göçmen sorunu ne olacak? Türkiye'deki göçmen sorunu ne olacak? Bu anlattıklarımla ilgili yorumlarınız nelerdir? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve yukarıdan bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.